Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Emekli misiniz? Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? 1800 falan alıyoruz. Yetiyor mu? Yetmez tabii. Çoluk çocuk var mı? Var. Nasıl geçiniyorsun abi yetmiyorsa? Valla işte bir ufak bir yan gelirimiz var öylelikle. Yitirmiyorum. Evin kira mı? Hayır, kira değil. Peki 1800 lira maaşla sen geçinemiyorum diyorsun. Bir de yan gelirim var. 1100-1200 lira emekli maaşı alanlar evet, var. Evet, doğrudur. Doğru. O da onun için daha zor tabii. Yani biz de geçinemiyoruz. Mesela ufak bir gel, bir emekli aylık kadar bir yan gelir var. 3000 artık şimdi 3000 lira 4000 lira para değil yani. Değil, doğru. Tabii. Peki en son kasaba ne zaman gittiniz? Vallahi kasaba ayda iki sefer gidiyoruz yani. Gidiyorsunuz. Gidim kaç kilo et alıyorsun? İşte yarım kilo, bir kilo öyle alıyoruz yani. Peki eskiye göre kıyasladığında fiyatlar yüksek mi? Çok yüksek, evet. Peki abi kaç para olması lazım emekli maaşının? Zaten şöyle diyorlar, şimdi emekli olanlar 1000 lira falan, 1100, 1200 aslında 3000 liraymış. Nasıl 3000 lira? Yani 2000 lira şeye kalıyor yani. Devlete mi kalıyor? Abi ne? Nasıl devlete kalıyor? Devlet zaten parayı vermiyor ki ne kalacak? Şimdi şöyle yani yeni birisi şu anda emekli olursa %40 ile emekli ediyorlar. Aylık bağlama oranı denilen bir şey yok. %28 ile bağlanıyor ama öyle senin söylediğin gibi 3000 lira yok. Vatandaşa 1100 lira emekli maaşı bağlanıyor. 3000 lira değil. Diyorum ki aslında 3000 lira alması lazım. Yani kesinlikle 3000 lira alması lazım ama kesiyorlar. 1100 lira veriyor. 1100-1200 lira geçiyor. Doğru. 1100-1200 lira vatandaş nasıl geçinecek? Tabii geçinemez. Doğru. Geçinemez. Ben geçiniyor diyemem yani. Geçinemez. Açlık sınırı bu ülkede 2029 lira. Yani açlık sınırı. Evet. Evet. 4 doğru. Kişilik bir ailenin. Doğru. O zaman şu anlam çıkıyor. Emeklilerin çoğu aç. Tabii ki canım. Tabii doğrudur. Doğru. Ben de emekliyim. Açız, aç. Ne gideriz? Nasıl açsın abi? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ne yiyip ne içeceğiz? Ne var ki ne alalım? Cepte bir şey yok ki. Pazara gidiyoruz. Eski 6 tane nüfusum var. Eskiden gidiyorduk. 2-3 kilo domates, bilmem soğan, biber, şu bu. Şimdi gidiyoruz. 250 gram getiriyoruz. Ondan sonra akşama dolaba koyuyoruz, sabahleyin kalkıyoruz, dolap gene boş, gene boş, hafta ya var ya yok. Ne açlık var, açlık, sıkıntı var. Ne sıkıntısı abi? Biraz anlat bakalım abi bize. Ekonomi sıkıntısı var, işsizlik var, her şey var. Artık Türkiye'de bir değişim lazım. Artık yeter. Gül gibi Türkiye'mizi, tarım bitti, ben... Çiftçiyim. Aslında ben köylüyüm. Ben Iğdırlıyım. Iğdır'dan geldim. Çiftçiydim. Şimdi benim 230 dönüm yerim var. Ekmiyorum. Niye ekmiyorsun? Kurtarmıyor ki. 230 dönüm yerin yani tarım yapsan olmuyor mu? Oluyor da masrafları çıkarmıyor. Neden? Mazot mu pahalı? Mazot pahalı, gübre pahalı, işçi pahalı, piçer pahalı, dövmesi, taşınması, onu buğday yapıp saman yapıp satması çok masraflıdır. Kurtarmıyor, karşılanmıyor. Ya ben babanı aramaz. Ben diyorum ki bak şimdi çiftçi biber 20 lira bir tanesi gitmiş bir sarayı şey yapmış da altına 3-5 kilo koymuş getirmiş koymuş pazara. Her milletin hepsinden sor. Herkesin tarlasında öyle biber var mı? Yok. Ben sana diyorum benim 230 dönüm arazim var. 230 dönüm. Tapılı arazim var, ekmiyorum. Gelir getirirse ben niye aç durum ki? Niye dizim ki ben acım? Niye diyeyim ki sıkıntım var? Niye yalan konuşayım? Peki abi kaç çocuk var sizde? 6. 6 nüfus. Ne kadar gelirim var? Emekli maaşın ne kadar? Benim 1600. 1600 lira yetiyor mu sizin bu kadar? Ne yetmesi baba, ne yetmesi? Sana diyorum mutfak boştur. Dolapta bir şey yoksa hala diyor yetiyor mu? Ne yetiyor, ne yetmesi? Maaşını aldığının kaçıncı günü bitiyor? Maaşımı aldım mı? Ya 2 gün sürüyor ya 3 gün. 3 tane de üniversite mezunu var eve gelir. Yüzüm tutmuyor. Elim cebime geçim ki cebimde bir şey yok ki elim cebime gedim ki çocuklara bir harçlık vereyim. Ne çocuklara yüzüme bakıyor ne onlara yüzüne ben bakabiliyorum. Yani diyorsun ki evde mutluluğun bile sebebi para. Para tabii ki para olmadı. Neyle mutlu olacaksın? Ne parlığı nasıl olmuşlar? Yani para olmadı adamı... Tövbe abi de tuvalete bile sokulmazlar ya. Ne para olmadan hangisi ne mutluluk o? Abi 1600 lira emekli maaşı alıyorsun. Kaç para almamız lazım? Ne? Kaç para emekli maaşı lazım? Şimdi bence en azından 6-7 milyon alıp da almamız lazım ki yani normalinde o da normalinde gideriz. Çünkü hayat pahalanmış.
Abi 6-7 bin lira diyorsun. Devlet diyor ki kasada para yok diyor abi. Sen 6-7 bin lira kasa, diyorsun. Parada kasa yoksa devlet o zaman kasayı ya bana ya sana birisine bıraksın. Sen bana bir kasa yürütemiyorsan bırak kasayı. Niye 6-7 bin lira emekli maaşı hayal değil mi? Niye sen kendi maaşı bizim emekli maaşına %10 zam yapıyorsun? Bir cumhurbaşkanı seni yatların var, sermayen var. 5000 polisle geziyoruz sarayda. Ejder meyvesini beğenmiyorsun. Ben kokmuş soğanı bulamıyorum. Sen kendi maaşın benim maaşıma %10, kendi maaşına %26, ondan sonra peşine de hemen bir zam 10 lira verdin, 30 lira da aldın. Ne kaldı? Sıkıntı. Peki emeklinin, işçinin, memurun kenarda zor günler için bir parası var mı? Ya hemşerim işçinin şimdi diyelim ki bu arkadaş Demir dedi ki bir kenarda bir eskiden birisi bir şey biriktirmiş ya şimdi biriktirmeyenler için zor zulümdür. Ne zulmü abi? Ya açlık zulmü da. Aç mısın? Acız tabi. Cepte abi bir şey niye yok. Gülüyorsun? Ne güleyim? Acız diyorum sana ara bir gülme. İşte gülmeyim geliyor. Diyorum ki acım sana bir daha soruyorsun bir daha. Acız diyorum ya sana. Ya bir peki, peki abi senin durumun mu böyle yoksa Türkiye'de 11 milyon 750 bin emekli var çoğu hemşerim, mu böyle arkadaşların? Hemşerim yüzde bak bu bahçe var ya bu bahçe bak bu bahçede burada çay ucuzdur çay 75 kuruştur herkes geliyor sana yemin ederim burada %80'in cebinde para yok. Abi bu bahçede oturan emekli bahçede varsa abi bu bahçede oturan %80'in cebinde parası yok adam gelip bir çay masada oturuyor. Onun masasına gidiyorsun, eli cebine gitmiyor çünkü yoktur. Yani arkadaş gelmiş ya ben bir çay söyleyeyim. Adam yok ki yok, yüzü kızarıyor. Yani bundan şu çıkıyor, Türkiye'deki emeklilerin çoğu böyle. Hepsi çoğu öyle de bir de fakir öyle, işsizler öyle. Şimdi gençlerin çoğu adam evine akşam getiremiyor, boşamalar olur, sıkıntılar olur. Ya işsizlik de var, hani sen çalışamıyorsun yani, tamam. İşsizlik işte, iş varsa adam mesela genç adam evine ekmek getirirse, huzur olursa yok ki öyle bir şey. Adam işsiz. Biri yerde diyelim ki 10 kişi işe alınacak 4000, 5000, 10000 kişi müracaat ediyor. Bu neyi gösteriyor? Neyi alamet? Türkiye büyüyor diyorlar. He? Türkiye büyüyor. Neresi büyüyor? Büyüyorsa masada varsa masa doluysa masa büyüyecek. Abi işçi, boş masa memur. Nasıl büyüyor? Ben sana bak şimdi söyleyeyim. Abi sen işçi. Sen cevap ver bana. Boş masa nasıl büyüyor? Bana söyle. İşçi, emekli, memur herkes kana alıyor diyoruz. Bu son model arabalara biniyorlar. Nasıl oluyor abi bu? Ya hemşerim bak 3-5 kişi de varsa ona herkes aç demiyorum. Bak Türkiye'de diyelim ki %30'u durumu iyiyse %70'e de iyi değildir. Ben bunu anlatmak istiyorum. Anladım. O tabii %30'un cebinde var. Son model araba da yapıyor, villa da yapıyor, saray da yapıyor. Sarayda da oturuyor. O da talip gibi ejder meyvesini yiyor. Ama %70'inde de sor dene sen ne yiyorsun? Ejder meyvesini hiç tanıyor musun? Hiç yedin mi? Tadına hiç baktın mı? Abi sen en son kasaba ne zaman gittin? Boş ver ejder meyvesini. Sen kasaba ne zaman gittin? Ya sana yemin edeyim bilmiyorum. Hanım belki de 15 günde bir 70 ya gitmemiş. Ben kendim hiç kasaba gitmedim. Çünkü para cepte yok. Kasabın yolunu biliyor musun? Biliyorum da para yok gidim. Peki abi sana birkaç şey soracağım. Bonfile, antrikot bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Tövbe nereden bileyim ben bunları? Bilmiyor musun abi? Bilmiyorum tabii. Eskiden biliyor muydun? Eskide de bilmiyordum ama bunu şimdi yalan konuşsam ben 70 yaşındayım. Bunu söylüyorsun ya şimdi eskide de bunu ben mesela belki de almışım yapmışım da bilmedim. Yani sebebini bilmedim. Neyi söylediğini anlamadım. Bonfile. Etten bahsediyorum diyorum ki emekli işçi, memur. Hem de nasıl? Biliyor musun? Sen kuzu da mı kesmedin memlekette dayı? Dinle da. O şeyleri anlamadım. Bak onu orayı anlamadım. Evet. Memlekette kuzu kesiyorduk, kuzu çevirme yapıyorduk. Daha bonfileyi bırak. Kuzunun kendisini yiyorduk yani. Çevirme yapıyorduk. Kuzunun kendisini koyurduk ortaya. Yiyen yiyor, yemeyen kalıyordu. Ötesi günü yiyordular. Şimdi kuzu değil de bir tavuğu nüfusun ortasına bir tavuk koyamıyoruz. Bir tavuk. Baba sen nerelisin? Ben de Iğdırlıyım. Iğdırlısın, hoş geldin. Sağ ol. Sen emekli misin? Bağkur'lu emekli. Bağkur ne kadar alıyorsun? 1200 lira. Yetiyor mu 1200? Nerede yetiyor? 4 tane üniversitemiz var. 1200 lira alıyorum. Bir benim evim var. Ev olmasa hiç geçim olmaz. 4 nüfus yetiyor mu dayı 1200 lira?
Altı nüfus hiç. Altı nüfus. Yetiyor mu? Yok valla. Nerede o yeter? Sen 1200 lirayla saltanat mı yaşıyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Çiftçilik yapıyoruz. Onda olmasaydı ya o maaşla geçinebiliyoruz. Kaç para maaş alman lazım? Ya ama ya 3 milyon almamız lazım. 3 bin lira yeter mi? Ha. Yeter.